Merhaba sevgili dostlarım. Antalya'da biliyorsunuz Antalya kesim yani lokasyon olarak baktığınızda zaten sürekli sallanan bir yerde aslında. Yani 6 Şubat'tan sonra insanlar biraz daha böyle hassas oldu sanırım ki sanırım değil gerçekten öyle. Önceden olan depremler bile şimdi ufacık bir sarsıntıda hemen hopluyoruz, zıplıyoruz. Bu yaşanan şeylerde biraz daha hassas olduk diyorum. Yani Antalya'da işte Korkuteli'nde bir deprem oldu bir geçen gün. Yine burada bugün şurada bir deprem oldu. Yani bunlar olan şeyler zaten. Her yıl birkaç kez yaşıyorduk bunları. Şimdi ama böyle deprem bilimci de ortalıkta böyle mantar gibi çoğaldıkları için deprem bilimciler yani sözüm ona tabii böyle tırnak içinde yani herkesin kafası karıştı. Arap saçına döndü. Çorba, tarhana çorbası gibi oldu kafalar. O yüzden insanın attığı taşları kuyudan çıkartmaya çalışıyorum. Şimdi bunu çıkartırken de ezikler, bazı ezik takımı çamur atmaya, şey yapmaya başlıyorlar. Diploma sonradan tutun da işte, yok işte jeoloji camiasını tanıyorum falan filan diye. Ya kardeşim ister tanıyın ister tanımayın. Ben 6 Şubat'tan önce, 6 Şubat'tan sonra kurtardım. Canlar belli. İnsanların kime ne dokunduysam, kimin yani psikolojisine dokunduysam o benim için kârdır zaten. Biz herhangi bir maddi menfaat de gütmüyoruz. Manevi menfaat bizim için yeterli. Neyse uzatmayacağım. Gene ortalık karışacak. Şimdi arkadaşlar ben şu anda şu harita zaten herkesin ulaşabileceği bir harita. Birazdan ulaşamayacağınız veya ulaşırsanız da çok anlayamayacağınız bir harita üzerine geçeceğiz. Yalnız öncelikle ben burada normal uydu görüntülerinden bu AFAD'dan aldığım bir şey. Görüntü. Bununla sizlere geçmiş depremleri, ortalama son 2000 yıldır olan depremleri küçük bir analiz edip sonra biraz daha yakın tarihe geleceğiz. Nereden ne olabilir? Size onu anlatmaya çalışacağım tekrardan. Şimdi bakın arkadaşlar yani şu bölge gerçekten çok kaotik. Özellikle yani şu kısımda 1 milyondan fazla insanın öldüğünü biliyoruz. Geçmişe bakarsak kayıtlara baktığımızda. Yani şey olarak bakmayacağız. Yani yarın da öyle olacak işte falan filan böyle kafanız bakın. Şimdi şuraya bakın. Kuzey Suriye demiş. 8 şiddetinde bir deprem var. Biraz daha geldiğimizde şimdi bunların tarihleri burada yazmıyor ama ben bunların tarihlerini tek tek çıkarttım. Şimdi burada zaman kaybı yapmıyorum diye. Ya burada iki tane var mesela. Tarihler arası son 2000 yıllık süre zarfında yaşanıyor bunlar arkadaşlar. Son 2000 yıllık. Bakın burada ne var? Bu 9 şiddetinde bir deprem. Şiddetle büyüklüğü karıştırmıyoruz. Bu 9 şiddetinde dediğimiz deprem ortalama 6,5'luk bir deprem. Biraz daha böyle ben hepsine geçmeyeceğim. Burada yine Tarsus Kilikya yine burada 6,5'luk bir deprem daha var biliyorsunuz. 8 şiddetinde. Burada Uzuncaburç var. Burada 11 şiddetinde bir deprem var. Ortalama 7,10'da 8, 7,10'da 9'luk bir deprem. Bu 11 şiddetinde burası. Yani bu tip depremler Akdeniz'de zaten yaşanmış. Yaşanmaya devam edecek. Bakın bu da 10 şiddetinde. Bu da ortalama 6,10'da 8 ile 7'ye varabilecek deprem büyüklüğünden bahsediyoruz. Burası Mersin arkadaşlar. Yani tarihte bu büyük depremler olduysa gelecekte de bu depremlerin olmaması şey değil. Yani beklenemez. Biraz daha çok böyle kelimeler seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çok korkuyorsunuz ondan sonra. Ama korkuyla da yaşanmaz. Yani insan hayatında kaç tane 7'lik deprem yaşayabilir ki diyorsunuz. Ki çoğu insan yaşamaz. Bize de böyle denk geldi işte. Öyle bir döneme denk geldik. Şimdi Antalya. Bugün Antalya'da şimdi derinliklere baktığınızda zaten Türkiye'nin ortalama 15 ile 25 kilometre arasında maksimum 29 kilometre arasında depremlerin olmasını bekliyoruz. Ama burada tektonik bir deformasyon var biliyorsunuz. Bu tektonik deformasyon daha derinlerde olduğunda biz burada böyle litosfer kaynaklı, litosferle astronosferin tam sıkıştığı birbirinin üzerinde kaydı. Yani tektonizmanın biraz daha böyle çok biraz daha derken epey derinde hareketlerinden bahsedebiliriz. Yani bizim normal kendi faylarımızda olan depremler değildi. Son birkaç gündür ki Antalya çevresinde olan depremler. Yani bizim faylarımızla alakası yok. Zaten biz öyle bir fayda bulamıyoruz, göremiyoruz da. Yani 100 kilometre aşağıda olmuş. Belki de 50 kilometre aşağıda o fay kapanmış. Onu siz yüzeyde hiçbir izini süremezsiniz zaten. Ben de uydularda zaten onu bulamıyorum. Bulduğum zaman da sizlere söylüyorum nereyi nasıl bulduğumu. Şimdi şu Akdeniz'den biraz bahsedelim. Şeye geleceğiz. Şu kısma biraz daha geleceğiz birazdan. Şimdi ben burada daha detaylı şekilde de göstereceğim. Bakın burada dağlık bir arazi var. Burada Sırrı Erinç platosu var. Tam burası plato arkadaşlar. Şurada yine Akdeniz'in Kıbrıs'ın biraz daha güneyinde burada bir dağımız var. Yani şurada bir hafiften bir sıra dağlar var. Yani bu denizin altı aynı denizin üstü nasıl? Dışarıya şöyle baktığınızda dağları görüyorsunuz ya denizin altı aynı o şekilde. Yani buradaki deniz altındaki burada topografya diyoruz. Denizin altına batimetri diyoruz. Biraz hızlı konuşuyorum. Biraz daha hızlandırıyorum. Gigabaytlarımızı fazla yememek için arkadaşlar. Artı zamanınızdan da çalmayalım diye. Şu gördükleriniz akıntılarının yapmış olduğu izler. Şimdi biz şu kısımlarda küçük küçük ceplerin olduğunu ve burada sürekli 5'lik 5,5'luk depremlerin olduğunu zaten söyledik. Şimdi az sonra paylaşacağım şeyde onu göstereceğim zaten. Şimdi ben bu haritayı geniş olarak görün. Birazdan daha daraltılacağım. Daralttıktan sonra biraz daha detaylı göreceksiniz bazı şeyleri. Ya şu küçük küçük yerler, bu da 5,5'luk depremleri her zaman yaşarız arkadaşlar. Öyle korkmaca yok.
Daha içeriye girdiğimizde şu Antalya bölgesinin içerisinde, yani özellikle Burdur'a doğru, zaten burada bir tane yedilik depremimiz var, onu da göstereceğim. Şimdi bir haritayı değiştirelim. 1900 yılından itibaren günümüze kadar olan 5 üzeri depremler dostlar. Tamam mı? İyi, buraya iyi bakın. Şimdi baktığınızda, yani şu çevreye baktığınızda neredeyse her yıl, bugün 100 sene, 100 küsur seneye baktığınızda neredeyse her yıl 5 üzeri bir tane deprem olmuş değil mi? Ve yılda birkaç tane olanlar da var yine aynı şekilde. Şu yakın tarihi bir hatırlayalım mı? 2022 6.14'ten başlayalım mesela. Yine 96'da yine aynı şekilde şu turuncu renkler 6 üzeri depremler arkadaşlar. Şunu hiç çıkalım, çıkamadık ya. Bakın 96 6.10'da 8 var. Ve o 6.10'da 8'in arkasında burada artışlar yine devam etmiş. Şimdi biz biraz daha şey detayına girelim. Akdeniz'in detayına biraz daha girelim. Burada baktığımızda Antalya'da arka arkaya 5.10'da 4 2003 ve bundan öncesi ise 1924'te yine 5'lik bir deprem olmuş aynı lokasyonda mesela. Baktığımızda aradan geçen süreye baktığımızda ortalama 70-80 yılda bir tane buradan bir deprem sallayıvermiş. Bak ama şimdi şöyle bakalım. Yani böyle bir mantık yürüttüğümüzde bakıyorsunuz burada ortalama 80 senede bir deprem olduysa ama bakıyoruz. Aa 2013'te de olmuş. Aa bakıyorsunuz 65'te de olmuş. Sürekli böyle hemen hemen 5 yılda bir şu bölge için diyorum. 5'in üzerinde bakın altına verebilecek depremleri yaşamışız zaten. Bu yeni bir olay değil diye tekrardan sizlere bahsedelim. Bakın bu kırmızı gördüğümüz ise 7'lik deprem. Nerede? Burdur. Bu 7'lik deprem nereler etkilemiştir? Kuzey, güney, doğu, batı 100 kilometre çapta etkili olmuştur. 1914'ten bahsediyoruz. Ve 1914'ten beri bölgede 7'lik deprem yok. Zaten burada yamulma hızları, kayamama hızları, yani sıkışma hızları burada düşük, çok yüksek değil. Biraz daha hani böyle Kuzey Anadolu fayı gibi düşünecek olursanız hiç birbirlerine benzemeyen bir çalışma sistemi var buradaki fayların. Bakın dağlık dediğim yerler şurası biraz daha detaylı görünüyor. Şurası Kıbrıs Yayı arkadaşlar. Kıbrıs Yayı. Şurası Zaferburnu. Bakın burası iki ayrı yani bir blok halinde düşünün. Burası farklı hareket ediyor. Burada Helen Yayımız devam ediyor. Yani Fethiye tarafı, yani Marmaris tarafı zaten sürekli gördüğünüz gibi en çok yani şuradan daha fazla burada çünkü transform bir fay var. Fayların birleştiği ve değişikliğe uğradığı bir yer. Bu kısım depremsellik konusunda yani Türkiye'nin en faal olduğu yani Türkiye'de en faal depremselliğin sismislerin yaşandığı bölge. Burada böyle küçük 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 atımlarla yaşarız. Bakın son 100 yılda zaten yaşanan en büyük 7.10'da birlik bir deprem var ama diğerleri daha küçük. 6'lık depremler burada. Onlar da yaşandı. 6.10'da 3 gibi yani bunlara sürekli hazır olacak zaten burası. Kaotik bir bölge. Burası deprem bölgesi. Burada deprem olur mu diye sorduğunuzda ben yok demem. Diyemem çünkü deprem her yerde oluyor. Türkiye'de her yerde olduğu gibi ama burası Türkiye'nin her yeri gibi değil, daha fazla. Buradaki deprem az önce hanımefendinin biri sormuş. Isparta'yı nasıl etkiler? İşte Akdeniz'de olacak bir deprem. Ankara'yı da yıkar yani baktığınızda. Böyle bazen sorular gerçekten çok saçma geliyor. Aradaki farktan dolayı. Tamam Isparta şurada. Yani Isparta'yla sen buradaki deprem Isparta'yı yani ilginç. Şeyle karıştırıyorlar arkadaşlar. Yani şurası Adana. Yani Kahramanmaraş'ta veya işte Pazarcık'ta olan depremle Elbistan'da olan depremle karıştırıyorlar. Yani şuradaki depremin yaratacağı şeyle şuradaki depremin yaratacağı şey ayrıdır. Aynı değildir. Çünkü deniz depremleri daha derinde altını çiziyorum. Daha derinde yıkıcılığı daha az olan depremlerdir. Yani burada 7'lik bir deprem oldu. Şurada 7'lik bir deprem oldu. Ki olabilir. Mümkündür. Bu 7'lik deprem. Aa ben burada ne yakaladım arkadaşlar? Bakar mısınız? Gördünüz mü? O kadar ben burada o kadar geziyorum geziyorum şu görüntüyü ilk defa gördüm arkadaşlar ya. Neye benzettiniz? Ay tuhaf oldu. Yani değişik bir görüntü değil mi? Resmen oradan biri bize bakıyor. Evet gözler. Konudan sapalım biraz. Burun, ağız. İlginç. Neyse. Şöyle biraz daha konumuza dönelim. Yoksa bir gece uyumayacaksınız. Malum 11 Kasım falan. Arkadaşlar neyse işin biraz matlar dikkatinizi dağıtmak istedim. Hızlandırıyorum dediğim gibi sesim çok süratli çıkıyor. Kusura bakmayın. Şimdi ne olabilir'e geleceğiz. Haritayı değiştirelim.